Arkadaşlar benim hobi dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kılıç çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olup zil butonunu tümü olarak işaretlerseniz videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Ayrıca yorum bırakırsanız bizi desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim ve hemen sizlere kılıç çiçeğini anlatmaya başlıyorum. Öncelikle ana vatanı Batı Afrika'dır. Uzun ince yapraklar şeklinde büyüyen, susuzluğa dayanıklı ve fazla bakım gerektirmeyen bir bitkidir. Çoğumuz onu paşa kılıcı, peygamber kılıcı, kılıç çiçeği gibi isimlerle biliyoruz. Ancak yurt dışında ise kaynana dili ya da yılan bitkisi olarak anılır. Latince ismi de Sansevieria'dır. Aşı çiçeği neredeyse hiç bakım gerektirmez dersek yanlış olmaz. Evde yetiştirirken en çok yapılan hatalardan biri fazla su verilmesi. Bu bitkinin zayıflığı fazla sudur. Doğası gereği fazla suya ihtiyaç duymazlar. Eğer bu çiçeği yetiştiriyorsanız yalnızca saksıdaki toprağı tamamen kuruduğunda sulayın. Aksi halde Fazla su çiçeğin çürümesine neden olur. Bizde peygamber çiçeği ya da peygamber kılıcı olarak anılmasının sebebi bir rivayete göre peygamber efendimizin en sevdiği çiçek olduğundan adına peygamber kılıcı da denilmektedir. Ve bu çiçeği diktikten sonra boyu bir metreye geçtiğinde ev sahibi olduğuna inanılır. Birçoğumuz gece yattığımız yatak odamızda bitkilerin yetiştirilmemesinden yanayız, bitkilerin bırakılmamasından yanayız. Ama bu bitkinin pek de bilinmeyen gizli bir özelliği var. Ee, Sansiveria gece boyunca oksijen salgılıyor, yani ortamda havayı temizliyor, karbondioksiti kendinde depoluyor. Yatak odasında ya da çok fazla havalandıramadığınız iş yerinizde veriyi yetiştirebilirsiniz. Ee, kılıç çiçeği Batı Avrupa'dan gelen sukulent bir bitki, yani yapraklarında suyu rezerve eden dikensiz bir tür. Dolayısıyla suyu Önce depolayıp sonra kullandığı için susuzluğa da dayanıklı. E, suyu çok vermeyin dememenin sebebi de aslında bu yüzden. Çoğu kişi bilmiyor belki ama kılıç çiçeği bir sukulent türü. Kabrisli bir bitki olmadığından çok sık tercih edilen. Ama eğer yaprak güzelliğiyle göz zevkinizi okşasın istiyorsanız da bazı bakım önerilerim olacak sizlere. Kılıç çiçeği gölgeye loş ortama itirazı yok. Hatta gerçekten seviyor. Ama güzel bir gelişim gösterip Geceleri bol bol oksijen salgılasın istiyorsanız Kuvvetli ışık alan Arada esintili bir yere koysanız iyi edersiniz ee, Kılıç çiçeği ne kadar verirseniz karşılığını size fazlasıyla verir Toprağı sıkıca ekmeniz gerekiyor ama kılıç çiçeğinin kökleri sıkışmayı çok fazla sevmiyor bu yüzden Biraz Kullanmış olduğunuz toprağa e, Böyle Kum Stafor katabilirsiniz arkadaşlar Bu şekilde sizlere Paşa Kılıcı'ndan bahsetmek istedim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bizim yetiştirmiş olduğumuz henüz daha bir metre değil. 50 santim falan anca. Ee, çoğaltılması da çok kolay. Böyle göstereyim yan. Aslında çok hızlı ürüyor. Çok hızlı büyüyor. Çünkü bizim aldığımızda şu kadar falandı. Ve bakın neredeyse iki katı, 3 katı olmuş durumda. Ki daha bir sene bile olmadı biz alalı. Bakın Buralardan arkadaşlar yavru çıkartıyor mesela bunlar asıl anaç bitkimiz şu görmüş olduğunuz iki taneydik bunu iki tane alıp dikmiştik bir tane de burada arkadaşlar yavru anaçımız asıl köklenmesini sağladı ee, gördüğünüz gibi buradan hemen şöyle kesip şurada herhangi bir yerden kesip diktiğiniz anda da oluyor suya da koyabilirsiniz ee, fark etmez. Bu şekilde ayrıca yine yavru veriyor arkadaşlar. Onu bahar aylarında değiştirebilirsiniz de. Bu şekilde çoğaltmasını da sizlere anlatmış olduğum. Buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, aşağıya siz hangi çiçekleri yetiştiriyorsunuz? Bakımını anlatmamı istediğiniz çiçek varsa aşağıya belirtin. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.